Smigol'un evinden herkese merhabalar. Bu videomuzda Orta Dünya'nın doğusuna gideceğiz. Yolculuğumuz Rune doğru gidecek ve biz de oradaki kültürü, insanları neler yapıp neler yapmadıklarını öğreneceğiz. Daha sonrasında da Orta Dünya ile ilgili çıkan heykeller arasında çok popülaritesi olmayan, çok bilinmeyen ama işçilik olarak ilk ona çok rahatlıkla girebilecek bir ürünü tanıyacağız. Tolkien'in çok fazla detay vermediği ama hikayelerinde de aktif kullandığı bir bölge ve oranın insanlarını inceleyeceğiz. Çok vakit kaybetmeden videoya geçiyorum. Smigol'un evinde Rune yolculuğumuz başlıyor. Orta Dünya'nın doğusuna olan yolculuğa başlamadan önce etimolojik bir açıklama yapmak isterim. Burada Rune dediğimiz doğu. Dun diyoruz batı, Forod kuzey, Harad güney. Bunların hepsi Sindarin Elfçesinden kelimeler. İlk bu hayata başlayıp ilişkiler kurulduğunda elflerle de insanlarla da iyi geçiniyorlar. Ve buradaki bu halka Easterling diyoruz. Nedir? Doğulu. Rune denizinin çevresi ve onun doğusunda kalan topraklarda yaşayan bir halk bu. Bu konuda Tolkien o coğrafyanın çok fazla detayını vermemiş. Orayla ilgili çok deli bilgiler yok. Ancak bildiğimiz bir şey var. Gandalf gibi bir gezgin dahi o topraklara hiç gitmemiş. Aragorn bir kez yolu düşüyor oraya bir görev için ancak bunun da neden ve niçin olduğuna dair bir bilgi yok. Evet, ne dedik? Diğer ırklarla barışıklar ilk başta. Hatta Beleriand savaşlarının beşincisi olan Sonsuz Gözyaşları Savaşı'nda ki tarih 1. çağın 472. yılı elflerle ittifak kuruyorlar. Bor ve Ulfwang adındaki iki Rune komutanı elflerin tarafında Morgoth'a karşı savaşmak üzere yerlerini alıyorlar. Ama ne oluyor? Savaş sırasında Morgoth Rune komutanlarından Ulfwang'a bazı vaatlerde bulunarak onun aklını çeliyor. En kızışmış noktasında savaşın Ulfwang taraf değiştiriyor. Ve ne oluyor? Savaş, elflerin nihai mağlubiyeti, Morgoth ordusununsa çok ciddi bir zafer kazanmasıyla sonuçlanıyor. Ama nedir? İlahi adalet yine kendisini bir şekilde gösteriyor ve Ulfwang savaş sırasında 3 oğluyla beraber öldürülüyor. Bu olaydan sonra birinci çağı kapatan öfke savaşlarında Morgoth'un yenilmesiyle beraber bu ırk bir süreliğine kendi topraklarına geri çekiliyor. Ancak ikinci çağın 1000. yılında Sauron, Rune topraklarının batısındaki Mordor'a kendi oluşumunu kurmaya başlayınca bu kalabalık ve sağlam şehirlere sahip ırk yine hafif hafif böyle bir hareketlenmeye başlıyor. Sauron etkisinin altına alıyor doğulu halkı ve onların yine batıya akınlar yapmasına ikna ediyor. Bu bölümde birçok girdikleri mücadele var ama hiçbirinin imza bırakan bir sonucu olmuyor. O yüzden hani çok detaylandırmaya gerek yok. Çok savaşan bir ırk zaten yapı itibariyle. Daha sonrasında son ittifak savaşında Sauron'un yenilmesiyle beraber artık doğulular tamamen bir bekleyiş içinde kendi topraklarına geri dönüyorlar. Üçüncü çağda bilinen, daha doğrusu başlangıçtan beri bilinen iki tane kavim var. Biri Walcottlar, diğeri de Vane Riders yani araba sürücüleri. Burada Vane kelimesi çiftlik arabasına denk geliyor. Araba sürücüler dediğimiz iki tane kavimden oluşuyorlar. Sauron'un yanında savaşmışlar dedik son ittifak savaşında. Nedir? Burada da hemen detay verelim. 9 yüzükten bir tanesi Nazgul grubunun o 9 yüzüğünden biri Rünlü bir komutan olan Camul'a veriliyor. Camul zaman içinde Nazgûl'un ikinci komutanı pozisyonuna geliyor. Angband'ın cadı kralının ölmesiyle beraber belli bir süre çok kısa dahi olsa Nazgûl bir numarası oluyor. Üçüncü çağa geldiğimizde artık doğulu halkımız oldukça kalabalık, kuvvetli, inanılmaz bir potansiyelleri var. Sauron'un etkisi oldukça yoğun üstlerinde doğal olarak müdahale geliyor. Nedir bu müdahale? Rune'a 3 tane isteri gönderiliyor.
iki mavi bir beyaz büyücü Sauron'un bu topraklarda ve bu halkın üzerindeki etkisini sıfırlamak üzere görevlendiriliyorlar. Kim bunlar? Alatar, Palando ve Saruman. Bu üçlüden Saruman bir süre sonra görevi bırakıyor, batıya gidiyor. Diğer iki mavi büyücümüz burada kalıyorlar. Ancak onlar görevlerinde başarısız oluyorlar. Ne yazık ki. Ha, şunu da belirtmekte fayda var. Bu iki mavi büyücü sayesinde Valar'a bağlı kalıp diğer halklara düşmanlık beslemeyen bir grup oluşuyordu ama yeterli sayıda değil. Geri kalan doğulular akınlarına 3. çağ boyunca devam ediyorlar. Hatta toprakları güneye doğru geliştirip Kant ve Harad ırklarıyla bir şekilde ilişki kuruyorlar. Önce çok anlaşamıyorlar. Ama daha sonrasında bir Gondor'a karşı üçlü bir ittifak oluşturuyorlar ve akınları bir arada yapmaya başlıyorlar. Burada yine birçok savaş var. Yenilgi var, galibiyet var ama 1248. yıla kadar sonucu etkileyecek veya dengeleri değiştirecek bir savaş olmuyor. 1248. yılda ne oluyor? Minalkar bir Gondor veliahtı yeniyor ordularını. Ama bayağı ciddi yeniyor. Ve Rundeniz etrafındaki yerleşim yerlerini sıfırlıyor. Bir anda Gondor'u terazide ağır basan taraf haline getiriyor. Tam oluyor, bir şeyler değişiyor artık bu kadar zaman, bu kadar savaş sonunda derken 1636. yılda Mordor'un doğusunda Runda bir veba salgını başlıyor. Bu veba salgını bütün Orta Dünya'yı etkiliyor, bütün halkları çok zor duruma getiriyor. Hepsi çok ciddi kayıplar veriyorlar. Acayip derecede zor zamanlar geçiriyorlar. Bu noktada herkes kendi kabuğuna çekiliyor diyebiliriz bir şekilde. Ve tam Gondor'un ağır bastığı noktada doğal bir eşitlik yaratıyor Orta Dünya tarihi. Kendilerini toplamaları ve hani o bir yıl kadar sanırım sürüyor o hastalıktan sonra tabii yeniden kendine gelmeye başlıyor Orta Dünya ırkları. Ne oluyor? Yine savaşlar başlıyor. Mordor'un kara kapılarına giden Gondor'un kuzey ordusunu Doğulular yakalıyor ve yeniyorlar. Bu savaş sırasında Gondor kralı Onoer ve oğulları öldürülüyor ki bu olay Gondor krallarının soyunun tükenmesine yol açacak bir sekansı başlatıyor. Bu noktada da onlar bir tık öne geçiyorlar. Daha sonrasında dediğim gibi yine birçok kapışma var ama bu noktada da tam öne geçtik derken onlar da bir gafletle yeniliyorlar. Çünkü güney ordusu var Gondor'un, tüm orduyu bitirememişken bir rahatlama geliyor ve yine eşitlik sağlanıyor. Ha, bu noktada hemen bildiğimiz bir yere atlamak istiyorum ben. 20 Haziran 3018'de 3. çağın Sauron Osgiliath'a saldırısını başlatıyor. O ordunun bir parçası da Rûn'de olan Doğulu halk. Çok savaşçı olduklarını ve bu konuda da gayet tecrübeli olduklarını anlattıklarımızdan zaten çıkarabiliyoruz. Faramir ve Boromir'in müthiş çabalarına rağmen Osgiliath'ın doğu yakasını Sauron'un kuvvetleri ele geçiriyor. Daha sonra Pelennor Çayırları Savaşı'nda da varlar. Orada da herkes dağıldıktan sonra hala en sonda karşı tarafla savaşmaya devam eden halk Doğulular. Rûn halkı. Daha sonra ne oluyor? 25 Mart tarihini gösterirken Morannon Savaşı'nda artık tek yüzük yok ediliyor. Acayip bir üstünlük sağlanıyor. Sauron'un diğer bütün kuvvetleri teslim oluyor veya dağılıyor. Ancak safları bozmayıp sonuna kadar savaşmaya devam eden bir ırk var. Doğulular. Orada ciddiyetlerini kaybetmiyorlar. İnanılmaz kayıplar verdikleri halde savaşta teslim olmak yerine o savaşı devam ettiriyorlar. Bu açıdan da Orta Dünya tarihinin gerçekten görevine sadık ırklarından diyebiliriz. Doğal ama tabii doğal olarak sonuç değişmiyor. Yeniliyorlar ancak kaçmıyorlar. 4. çağda artık yeni Birleşik Krallık döneminde Kral Aragorn, Elessar kendileriyle barış anlaşması yapıyor. Topraklarını onlara bırakıyor. Ancak şartı nedir? Artık savaş yok diyor. Ve bu şekilde kadim ırk, değişik bir kültür net olarak artık barış ve sakinlik yıllarını 3. çağ sonunda 4. çağın başında sağlıyor.
bu noktadan hemen ürüne geçeceğiz. Ürüne geçtiğimiz yerde önce baştan size şöyle hafif bir savaş tekniği ve orduları hakkında küçük bir detay bilgi vereceğim. Daha sonra muhteşem figürümüzü tanıyacağız. Evet, videomuzun son bölümündeyiz. Son bölümü başlatmadan önce hemen araya bir bilgi sıkıştırayım. Bir sonraki videomuz Orta Dünya Irklarının ikinci bölümü. Seyretmeyenler için birinci bölümün etiketi, bilgi etiketi yukarıda çıktı zaten. Lütfen kaçırmayalım. İlkini izlemeyenler izlesin. İkincisi de bir sonraki videomuz olacak. Evet, savaş formasyonları var doğulların. Belli şekiller kullanıyorlar. Atlı okçuları var. En büyük özellikleri o. Atlı okçu grupları var. Ne? Balcott ve Wayne Riders diye iki kavim dedik. Wayne Riders'ın da araba sürücüleri. Wayne'in de orada çiftlik arabası olduğunu belirtmiştim. Savaş arabası kullanan bir grup bunlar. Böyle bir teknolojileri var. Ciddi anlamda savaş üstüne duayen hale gelmiş bir gruptan bahsediyoruz. Zırhlar, silahlar tabii ki doğal olarak buradaki ihtiyaçları karşılayacak kalitede. Genel olarak Sauron'un ordusunu baz alarak konuşuyorum burada. Orklardan, varyaklardan, korsanlardan, urukaylardan oluşan o grubun içinde savaşa ilk girip savaştan da en son çıkan dövüşçü bir ırktan bahsediyoruz. İnatçılar, kolay teslim olmuyorlar, geri çekilmiyorlar. Dediğim gibi çok alışılagelmemiş yöntemler kullanıyorlar. Bir şekilde başarıyı da yakaladıkları da olmuş, yakalayamadıkları da olmuş. Ancak motivasyonları eksilmiyor kesin. Şimdi bu noktadan koleksiyonumu çok değerli gördüğüm bir parçasına geçiyorum. Çok fazla bilinen veya popüler bir heykel değildir. Ancak işçiliği olarak, detayları olarak efsane bir heykelden bahsediyoruz. 2003 yılında Sideshow Collectibles Veta Workshop etiketiyle piyasaya çıkmış 1/6 ölçekli bir heykel. 2000 limitli çıkıyor. Benim elimdeki 736 numaralı heykel. eBay'de birçok şekilde bulabiliyorsunuz. Burada heykeltıraşı Gary Hunt. Gary Hunt'ın efsane bir işçiliği çıkarttığını söylemek gerek. Detayları gerçekten çok başarılı bir heykelden bahsediyoruz. Duruşu itibariyle diğer heykellere göre ilginç bir özelliği vardır. Yakın çekimde göreceksiniz. Topukları havada durur. Öne doğru böyle bir eğimli gelir figür. Böyle bir saldırı fiziksel duruşu mevcuttur. O açıdan da koleksiyonun içinde değişik postürlü bir heykel bu. Gövde, elindeki mızrak ve kalkan olmak üzere 3 parçadan oluşur. Kutudan bu şekilde çıkıyor. eBay'de bulabileceğiniz bir ürün. $150 ile $250 arasında değişen fiyatları var. Kırmızı kutulu serinin bir parçasıdır. Benim de çok sevdiğim bir seridir. Orada çok güzel elf okçusu gibi ve işte Gandalf, beyaz Gandalf büstü gibi çok güzel heykellerin olduğu bir seridir o. Burada da baktığımızda heykelimize çizmesinden tutun bacak zırhları, o bacak zırhının arkasındaki kayışları, işte sırtında o gelen boynundan dökülen o türban tadındaki o örtünün üzerinde o desenler, işte ne bileyim kemeri, kol zırhı, kaskının o gerçekten alışılagelmişin dışındaki yapısı. İşte o mızrak, bu arada hemen şey belirteyim, mızrağı genelde Instagram'da fotoğrafını paylaştığımda şöyle bir yorum gelir, mızrağı ters takmışsın. Hayır, heykelin pozlanması bu şekilde, mızrağın orijinal duruşu heykelde, üründe bu şekilde. O yüzden ters gözüküyor olabilir ama iki taraflı bir silah olduğuna dikkat çekmek istiyorum. Üst taraftaki mızrak gibi saplayabileceğiniz, alttaki de balta gibi savurabileceğiniz uçlara sahip. Yani sonuçta şu an tek değil, iki taraflı kullanımı olan bir silahtan bahsediyoruz. Onun dışında da baktığımızda heykelin gerçekten çok ciddi detayları var. 30 santimlik bir yüksekliği var heykelimizin. Geniş hacmi de tabii ki birçok yöne doğru hareket ettiği için biraz var ama genel olarak böyle çok yer kaplayan, yerleştirmesi çok zor bir heykelden bahsetmiyoruz. Kaskındaki o detaylar, o çizgiler, işçilik üzerindeki yazılar, şekli gerçekten etkileyici. Bunun dışında baktığımızda silahın üzerine de birçok detay görüyoruz. Orada da
yazılar, süslemeler mevcut. Zırhının kumaş ve deri bölgelerinin o kırmızı ağırlıklı rengi ya da kızıl ağırlıklı rengi yaşadıkları bölgenin coğrafyasıyla çok uyuşuyor. Sonuçta kendileri çöl tadında ve o bozkırlar, ovalar olan bir bölgeden geliyorlar. Öyle çok ormanlara sahip yeşil bir alan değil. Zaten bu bölgeyi Tolkien çok tasvir etmemiş. O yüzden de bilinmeni çok olan bir noktadayız şu an. Çok güzel boyaması olan, renk dağılımı olarak da değişik bir heykelden bahsediyoruz. Bacak zırhları, özellikle o arkalı önlü takılan zırhın üzerindeki şekiller, işlemeler, onların bağlantı yerleri, yine bacağın arkasındaki biraz el dediğim gibi o kayış yapısı, bu parçalı zırhın hani kol ve bacaklarını koruyan detayları çok inanılmaz. Şekilleri çok değişik. İşçilik olarak gerçekten inanılmaz detaylı, acayip yoğun çalışılmış bir heykelden bahsediyoruz. Koleksiyonun gerçekten en değerli parçalarından birinden bahsediyoruz. Benim için böyle tabii. İlk aldığım heykellerden. Aldığım zaman çok beğendim. Hala da inanılmaz derecede beğenerek izlediğim, baktığım, başında dakikalar geçirebileceğim bir çalışma. Son derece güzel görünen bir koleksiyon ürünü. O yüzden tavsiye ettiklerim grubunun içinde net olarak yerini üst sıralarda alıyor. Tekrar Gary Hunt'ı bu yaptığı çalışmadan dolayı tebrik etmek istiyorum. Süper bir olay. Yani hem Sideshow hem Weta bu ürünü çıkartırken bence çok iyi bir projeyi hayata geçirmişler. Sonuçta gerçekten çok güzel olmuş. Kesinlikle, kesinlikle ve kesinlikle 10 numara bir heykelden bahsediyoruz. O yüzden nereye geldik? Bir videomuzun da sonuna geldik. Dediğim gibi gelecek videomuz Orta Dünya Irkların ikinci bölümü olacak. Smeagol'un eviyle kalmaya lütfen devam edin. Kanala üye olun. Videoları beğenin. Yorum yapın. Canlandırın. Bizimle kalın. Kendinize iyi bakın. Smeagol'un evinden herkese hoşça kalın diyorum.